Divana hoş geldiniz arkadaşlar. Temmuz ayı RP çekilişi sona erdi. Şöyle birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir aydır birkaç gelişme oldu bu RP konusunda. Birçok arkadaştan şikayet geldi. İşte bir ay çok uzun denildi. İşte bu yapması gereken şeyler çok fazla falan denildi. Ki ben de hak veriyorum. Öncelikle şunu açıklayayım. Hani bir arkadaş demişti 840 RP için bu kadar şey çok fazla falan. Ben de ona da aynı açıklamayı yapmıştım. Kanalın geliri zaten 20 lira falan olduğu için ben de bütün geliri veriyorum hani şu anda. Öyle hani daha fazla yapmamın hani pek bir bana zararı olur. O yüzden hani durum böyle, bu ücret konusunda yani 840 RP konusundaki durum şimdilik böyle olacak. İleride daha fazla izlenirse kalan kanal RP'ler daha fazla olur. İkinci olarak da şöyle bir durum var. Bir aylık olmasının sebebi de ben de işte aylık 20-25 lira geldiği için kanala her ay o para geldikçe onu buraya aktarmak istemiştim. Ama size de hak veriyorum, bir ay çok uzun bir süre. Hani o yüzden bir haftalık yapacağım. Ama her ay bir hafta olacak. Hani her hafta 4 tane her ay 4 tane çekilişi olmayacak. Muhtemelen ayın ortasına doğru yapacağım bütün çekilişleri. Bir hafta boyunca ya da 3 gün 4 gün boyunca, artık ona da bakacağız. Şimdilik bir hafta yapacağım gibi aklımda. Ondan sonra baktık yine uzun geliyorsa 2 gün 3 gün 4 gün falan bu tarz şeyler yaparız. Gereksinimleri de düşüreceğim. Şimdi küçük küçük ayrıntılara girelim. Belki bazı arkadaşların aklında sorular kalacaktır. O yüzden onları da buradan açıklarız. Burada son şeyleri görüyoruz. Toplamına bakacağız şimdi. Son kimler nereden ne kadar puan almış, onları görebiliyoruz. Ben isimleri göremiyorum. Sadece kazananı görebiliyorum. Buradan daha detaylı görebileceğiz. Toplamda 745 aksiyon yapılmış. Burada 739 yazıyor. 2284 entry girilmiş. En fazla puan günlük tıklama bonusundan gelmiş. Sonra bundan, sonra bundan, bundan derken en az da Twitter'da takip etmeden gelmiş. 107 farklı kullanıcı oylamaya katılmış. 354 kişi bu sayfaya gelmiş. Bunlardan sadece 107 tanesi katılmış. Katılanlarda 739 tane aksiyonda bulunmuş. Yani 739 tıklama yapmış. Hemen buradan bakalım. Event'te bir şey yok. Top Users'a bakalım. Bir tane arkadaş 36 aksiyonla en fazla puana ulaşmış kişi. Yani buradaki kaç entry'den 2284/82 yaparsanız bu en fazla puanı olan arkadaşın kazanma yüzdesine bakarsanız o da ne yapar? 820 olsaydı %10 yapardı. Bir %2-3 civarı bir şey yapıyor herhalde bu arkadaşın kazanma yüzdesi. Diğerleri işte birazcık daha düşüyor. En sonunda da burayla alakalı bir şey yok. Yine de aklınızda sorular varsa ben burayı çok anlamadım diye oralara da bakarız. Şimdi çekmeden önce son bir şey daha söyleyeceğim. Burada sizin buraya girerkenki e-mail adresiniz belirecek muhtemelen kazanan kişinin. Eğer ulaşamazsam ikinciyi 1-2 gün sonra çekeceğim. 1-2 gün boyunca e-mailinizi kontrol edin. Eğer kimseden bana cevap gelmezse bunu bir sonraki kişiyi çekeceğim. Ondan da cevap gelmezse bir sonraki kişi. Şu ana kadar 2 çekiliş yaptık galiba. İkisinde de birkaç saat sonra cevap geldi. O yüzden böyle bir sorun olmadı ama ben yine de hatırlatayım. E-mailinizi şunu bunu kontrol edin. Bakalım. Yani çekiyoruz şu anda. %10 oldu. %100 oldu. Selen Şengül günlük tıklama bonusuyla kazanmış. 7. ayın 10'u İzmir'den kazanmış. Bu arkadaşa ben RP'yi ulaştırmaya çalışacağım. Şu anda Gmail hesabını görüyorum. Buradan mesaj atacağım. Eğer 1-2 gün içinde cevap vermezse ikincisini çekeceğim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Kaybettiyseniz üzülmeyin. Her ay bunlar tekrarlanacak. En azından şöyle bir durum var. Sadece 100 kişi katıldı. %1'di neredeyse şansınız. Hani çok fazla değildi. Çekilişlere katılmaya özen gösterin ki alabilirsiniz. Çünkü diğer kanallarda çok fazla insan var. Çok fazla katılıyorlar. Çok az şansınız oluyor. Burada en azından biraz daha fazla. Bu videoluk bu kadardı. Umuyorum diğer içerikleri beğeniyorsunuzdur. Hikaye videolarını, TFT videolarını ve işte yama notlarını vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese tekrardan bol şanslar, kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.